Sevgili seyirciler, Sakaryaspor ikinci maçında deplasmanda galip geldi. Altın Ordu'yu kendi sahasında 2-0 yendi. Yanımda söz Sakaryaspor Müdürü Şenol Çivicik var. Kendisinden kısa bir değerlendirme alacağız. Buyurun. Evet, Altın Ordu karşısında önemli bir galibiyet aldık. Zaten bu ligde uçurumlar var. Özellikle 5-6 tane çok yüksek bütçeli takımlar var. 8-9 tane birbirine denk ligde kalma mücadelesi verecek. O sıralarda olacak ekipler var. Altın Ordu bunlardan bir tanesi. Bizim de hedefimiz ligde kalmak olarak başladığımız için çok önemli bir maç oldu bu. Çünkü bu sene 4 takım düşeceği için lig bayağı rekabet içerisinde geçecek. Peki Süper Lig için bir hedef belirlenmedi mi? Yani hedef sadece bu sene ligde kalmak mı? Ligde kalmak olarak başladık ama tabii nereye götüreceği belli olmaz ligi. Yani şimdi geçen sene Ümraniye Spor da ligde kalmak olarak başladı ama ikinci olarak şampiyon oldu. Yani hedefi haftalar belirleyecek. Çünkü özellikle ilk maçlardaki bütçelere bakıldığı zaman çok yüksek konuşmak çok akıllıca değil. Sakaryaspor açısından da ama nereye gideceği belli olmaz olayın. Peki Şenol, birkaç gün önce yine birlikte bir değerlendirme yaptık. Ben o gün dedim ki bu maçtan galibiyet kokusu alıyorum, beraberlik olmaz. Gerçekten Sakaryaspor'u biraz daha derli toplu bulduk ve net 2-0 gibi bir skorla da maçı kazandı. Sakaryaspor'da neler değişti bu 3-5 gün içerisinde? Birincisi Sakaryaspor net bir deplasman takımı. Özellikle hücum oyuncusu Kasongo ve kanatlarda oynayan oyuncular daha çok defans arkasında koşu atan, rakibi eksik yakaladığı zaman etkili olan oyuncular. O nedenle deplasmanda oynadığı maçlarda Sakaryaspor hep rakiplerine sıkıntı yaratır yani bu rakip kim olursa olsun. Altın Ordu karşısında da böyle oldu. Teknik heyette Göztepe maçında savunmanın sonunda oynayan Hurşit'in performansının kötü olduğunu söylemiştik. O hatasından dönüp orayı İsmail'le doldurup Hurşit'i öne atınca hem Hurşit'i kazandı hem maçı kazandı tek bir hamlesiyle. Hurşit hem maçın adamı oldu hem de attığı golle fark yarattı. Yani Sakaryaspor'un şu anki mevcut kadrosunda eksik oyuncular da var. Yani Roşi yarın katılacak. Kravets geldi. Şeyde kulübede bekleyen ama etkili isimler de var. Var, sakat onlar da kulübede de yoklar yani. Daha takıma yarın katılacaklar. Yani yeni transferler. Onlar da katıldığı zaman kulübe de zenginleşecek. Özellikle kulübede çok verim alacağımız oyuncu sayısı fazla değil. Ama dediğim gibi bu maçlar ligde kalma hedefiyle başladığın sezonda çok önemli. Yani bu Altın Ordu, bu hafta hocamız Tuzla birinci derecede rakibi bu takımlar. Yani onların da hedefi senin gibi. Geçen pazartesi konuştuğumuzda da Cuma günü konuştuğumuzda demiştim ki ben Altın Ordu yerli oyuncularla oynayan bir sistemi olan bir takımdı. Biz onların beklemediği tarzda oyun oynadık. Yani bizden bu oyunu beklemiyorlardı. Bir de onların bireysel hatası eklenince Sakaryaspor fark yaratan bir oyun ortaya koydu. Yani bu 2-0 net galibiyeti de iyi bir oyunla aldı değil mi? Bir önceki haftaya baktığımızda Sakaryaspor biraz daha iyiydi gibi geldi bana. Maçı izledim çünkü. İyiydi, daha değerli topluydu. En azından sahada ne yaptığını bilen bir takım vardı. Göztepe maçında biz bunu hiç beceremedik yani. Bakıldığında Göztepe karşısında aldığımız yenilgi daha farklı da olabilirdi. Son dakikada golümüz verilse beraber de kalabilirdik ama oyun hiç tatmin edici değildi. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.